Bugün birçoklarının anlamadığı da bu. Hele hele cahil cühelanın sosyal medyaya yani ipini koparıp da gelenlerin hani Kur'an yeterdi falan gibi böyle efendim zıpırlıklar, çemkirmelerle ortalığı berbat etmelerinin sebebi de bu. Yani bunları ne yapmalı bilmiyorum ki. Yani mantığın en asgari kurallarını bunlara öğretmeden bunları insanat bahçesine salanlar utansın ne diyelim. Onun için yani şu eğitim sisteminin içine felsefeyi ve mantığı bir an evvel koysunlar ki bu kadar çamur olmasın ortalık. Bu kadar düz mantıktan bile mahrum, mahluk bu ülkeyi deliler cehennemine, tımarhaneye dönüştürmesin. Nedir yani? İşte hani Kur'an yeter diyordunuz falan efendim. Din için zaten Kur'an'ın yettiğini Kur'an söylemiş. Din için Kur'an'ın yettiğini Allah Resulü söylemiş ki hadis yazmayı yasaklamış. Evet. Hatta sizin için yeter demiş. Anlatı. Bunu aynı sözü Hazreti Ebubekir söylemiş, Hazreti Ömer söylemiş, Hazreti Ali söylemiş ve diğer sahabiler de söylemiş. Anlatabiliyor muyum? Yani Kur'an'ın inşa ettiği insanlar. Dolayısıyla bunu söyleyen Kur'an'ın kendisi. Yani ya onlara yetmedi mi dediği, onlara yetmedi mi dediği Kur'an'ın kendisidir. Evet. Dolayısıyla yani inne hazel Kur'ane yehdi lillezî hiye Ya. akvam. Yani insanı en doğru yola ulaştıran bu Kur'an, işte bu Kur'an'dır. Başka bir şey yoktur ki. Din için elbette yeter de biz yeter miyiz? Yani Kur'an'ın yeterliliği tartışılmıyor ki. Senin, Bizim yetersizlik. bizim yeterliliğimiz tartışılması lazım burada. Biz yeter miyiz? Hayır, biz yetmiyoruz. Peki ne lazım? Bir kere Kur'an'ın iniş ilişiyle aramızda 1400 yıl var. Bu bir mesafedir. Bu mesafeyi nasıl kapatacağız? Bu mesafeyi kapatmadan Kur'an'ın, Allah'ın muradını anlayamazsınız. Yani 1400 yıl evvel inmiş ve 1400 yıl öncesinin bir ortamı var. Buna nüzul ortamı diyoruz. 1400 yıl önce indiği toplumun bir kültürü var. 1400 yıl önce indiği toplumun bir dili var, dili. Yani Kur'an o dilde konuşuyor. Zaten Kur'an o dile tercüme edilmiş aslında. Arştaki Kur'an aslında Arapçaya tercüme edilmiş. Allah Resulü'nün akleden kalbinde. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda Kur'an beşeri bir dile tercüme edilmiş. Kur'an'ın ilk tercüme edildiği dil Arapçadır. Kendi dilidir. Yoksa Allah Elif, B, T, S, Ne C, H konuşmadı. ile konuşmaz. Allah'ın dili değildir bu. Bu Kur'an'ın yani Kur'an'ın indiği toplumun dilidir. Çünkü biz her kavme kendi efendim lisanını üzere gönderdik diyor. Dolayısıyla o kavmin dili de buydu. Kur'an'ın Arapça oluşu aslında Türkçe'ye de çevrilmeye, dünyanın tüm dillerine de çevrilmesinin gerekliliğini aynı zamanda beyanıdır. Bana ne İfade. diyemez miyiz hocam? Efendim. Yani ben bu çağdayım. 1400 sene sonra muhatap olmuşum. Direkt Kur'an'la yani Arapçanın o kadar detayı bana ne? İşte nüzul ortamı bana ne? Allah benim de bu çağda benim anlayacağım bir özellikte indirmiştir, ikram etmiştir diyemez miyiz hocam? Hayır diyemeyiz. Niye hocam? Zira bir kere Yani inanıyorsan, özür dilerim. Bu estağfurullah. şeyi aradan kaldıranlar da var hocam. Evet. Yani bu saydığım şeyler ben Anladım. direkt Kur'an'a İşte o zaman böyle çamur olur ortalık. Onu görüyorum. Oturmuş, şu mealimi almış eline, mealimi Evet. almış, Elif'i görse mertek zanneder. Gerçekten de almış eline, bunu öğrenmek için diyor, Arapça bilmek bile gerekmez falan diyor. Bu kadar cehalet akla ziyan. Anlatabiliyor muyum? Bunları kim saldı ortaya? Yani gerçekten bunlar Kur'an'a kötülük ediyorlar. Bunlar gerçekten Kur'an satıyorlar. Yani bir zamanlar bir şairin lafı vardı. Buzdağıydı, hohlaya hohlaya erittik, şimdi ortalık çamurdan geçilmiyor. Şimdi biz de mi böyle söyleyeceğiz? Ortalık çamurdan geçilmiyor. Adamın Elif'i görse mertek zanneder. Yani Arapçadan haberi yok. Arapçanın sentaksından haberi yok.
Arapçanın dil bilgisinden, structure'ından, binasından haberi yok. Yani kelimelerin kalıplarından haberi yok. Ya o kalıp neye delalet eder, ondan haberi yok. Çok ince edebi bir metindir Kur'an aynı zamanda. Edebi olmasa yaşayamazdı, onu söyleyeyim. Kur'an'ın zamanlar üstü kılan şey edebi oluşudur. Yoksa talimname gibi olsaydı müzelik bir metin olurdu, biterdi iş. Biterdi şimdi. Evet. Onun için hala anlamın üretilebilmesi edebi oluşundandır. İyi de adamın edebiyatla alakası yok. Kaldı ki Kur'an'ı anlamak. Mesela Kur'an'ı çevirenler çevirmiş ama oturmuş çevirilerini eleştiriyor. İyi de senin çeviriyi eleştirmen için aslının külhüne vakıf olman lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu bir çeviri işidir. Meal bir çeviri işidir. Öyle bir çamur ki ortalık, düşünebiliyor musun? Bu bir dilden bir dile çeviri işi. Yani kaynak dil Arapça, hem de klasik Arapça, hem de gerçekten baba bir dil, yani diller, dünya dilleri içerisinde baba bir dil. Hedef dilde Türkçe diyelim. Eğer Türkiye'de yaşıyorsak Türkçe. Kaynak dili çok iyi bileceksiniz. Hedef dili de çok iyi bileceksiniz. Aradaki normal bilmek de yetmez. Dahası bu da yetmez. Yetmez. Bu kaynak dilde indiği toplumun kültürünü çok iyi bileceksiniz. O toplum, yani Kur'an bir şeyden söz ediyor. O şeyden, o şeyin ne olduğunu bilmeden siz nasıl anlayacaksınız? Nasıl anlayacaksınız? Kur'an'ın söz ettiği o şeyi bilmeden. Mesela efendim Kur'an putlara kurban kesilmesini yasaklıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani aslında mesela meysir, şeytan işi, pislik. Meysiri hiç tarif etmiyor ki. Evet, meysirin ne olduğunu Kur'an tarif etmiyor ki. Meysir bir o günkü bir davranış biçimi, bir dini ritüel, bir kurbanların getirildiği arkasından bir kumar biçimi. Ama kumar da değil. Bugünkü gibi kumar deyip geçemezsin ki. Kumar değil işte meysir. Anlatabiliyor muyum? Niye farklı farklı anlamlar çıkıyor hocam burada? Ha. Yani meysir örneğinden. Farklı farklı anlamların çıkması insanların Kur'an'ın kaynağına dair bilgilerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Eğer insanlar Kur'an'ın kaynağına dair bilgileri tam yapsalar, orada birbirini hiç tanımasına gerek yok. Birbirine çok yakın sonuçlar çıkar. Çok yakın. O çok yakın demem, aynı demememin sebebi de insanlar arasında zaten anlayış ve kavrayış farkı yaratılıştan var. Bu olacak. Bunun olması da bir güzelliktir, onu da söyleyeyim. Çünkü anlam donmuyor. Ve insanlara, yani onun, o ayetin, o pasajın farklı anlam katmanları önlerine serilmiş oluyor. Anlam tonları önlerine serilmiş oluyor. Yani bu bir hadise gittiğimizde bu sorunlar bunun bin katına çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani oraya gideceksiniz, kültüre gideceksiniz. O toplumun iniş, nüzül toplumunun ortamına gideceksiniz. Onun inanç, algı biçimine gideceksiniz. İnanç dünyasına gideceksiniz, bileceksiniz. Cahiliye neye inanıyordu ki, Kur'an neye itiraz ediyor? Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in ben anlaşılmadığını gördüm. Çok nadir. Klasik tefsirlerde hiç anlaşılmadığını gördüm. Hiç anlaşılmadığını nasıl gördüm? Burada bir övgü probleminden bahsediliyor. Övgü probleminin yanına yaklaşan görmedim. Niye? Oysa ki bir problemden bahsediyor. Bir problemi reddediyor. Müşriklerde gördüğü bir problemi reddediyor. Övgü problemi. Allah Resulü öyle güzel anlamış ki ama. Ama biz Allah Resulü'nün bu övgü problemini anladığı için o konudaki his, titizliğini bile anlamaktan aciziz. Efendim, övgü problemiyle giriyor. Düşünebiliyor musunuz Kur'an? Evet. Yani insanoğlunu yoldan çıkaran temel problemlerden biri. Ama bu ümmet övgüyle sapmış ve saptırmış. Bu ümmet Kur'an'ın problem saydığı şeyi baş tacı etmiş. Evet. Bakınız, Allah'ı bir kelimeyle över ama padişahı 10 kelimeyle, 20 kelimeyle, 30 kelimeyle över. İnanmayan El-Ayci'nin mevakifinin açsın da girişine bir baksın. Dolayısıyla bu böyle.
akşama kadar Evet. övgüye Aynen. olacağım. Birbirimize yağ Hakikaten çekiyoruz, övgü medh yapıyorum. ediyoruz ki kişiler sevdiği kişilere Allah'a ait, peygambere ait sıfatları ya böyle zibil gibi ayağının ucuna döküp döküp duruyorlar. Ve ne çıkarıyor bu da? Onları yoldan çıkarıyorlar. Kişiler sevdiklerinin şeytanı, sevdiklerinin deccalı oluyorlar. İnsan sevdiğine bunu yapar mı ya? Hristiyanların sevdikleri Hazreti İsa'ya bunu yaptıkları gibi bugün de bu ümmette tarih boyunca sevdiğini put yapmış. Sevdiğini put yapmış. Her zaman söylüyorum. Şafii benim için alim, onun için put. Gazali benim için alim, hataları da sevapları da var. Onun için put. Eş'ari benim için hataları da sevapları da olan bir kelamcı. Onun için Eş'ari diye bir put var. Put edinmiş adam. Kur'an'ın evet.